7 Ekim 2020 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû ve amilus salihati ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bis sabr. Sadakallahul azîm. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Evet, bu hafta Fütuhat-ı Mekkiye 13. cilt 255. sayfadan devam ediyoruz. Birkaç haftadır aynı konunun vasıfları işlenmekte. Konu başlığımız cömertlik hazinelerinden 18. vasıf. Doğanın kendi dışındaki şeylere üstünlüğü. Çünkü doğa ilahi isimlere benzer. Bu vasıf doğanın kendi dışındaki şeylere üstünlüğünü içerir. Bunun nedeni doğanın ilahi isimlerle olan benzerliğidir. Şaşılacak olan, var olan bir şeyin etki etmesi değildir. Şaşılacak olan, etki edenin madum, yok olmasıdır. Bütün nispetler, var olmayan durumlar şeylerdir, nispetler. Nispet diyoruz ya, aslında var olmayan şeyler, bunlar nispet diye niteleniyor. Bununla birlikte onlar, etki ve hüküm sahibidir. Bu var olmayan bu nispetler etki ve hüküm sahibidir. Öyleyse varlığı olmayan ve fakat etkisi ve hükmü gözüken her şey gerçekte görünmeyen ve gayb diye ifade edilen şeydir. Evet, var olmayan ama etkisi ve hükmü gözüken her şey gerçekte görünmeyen ve gayb diye ifade edilen şeydir. Çünkü dışta var olmayan şey gerçekte gayb halindedir. Doğa dışta varlığı olmayan bir şeydir ve dolayısıyla onda bir varlığı yoktur. Aynı zamanda sabitlikte de bir durumu yoktur. Sabitlikte derken burada ayağının aynı sabitlik kastetmiş oluyor. Aynı zamanda sabitlikte de bir durumu yoktur. Dolayısıyla onda da bir varlığı bulunmaz. O halde doğa gerçek gayb alemidir. Ve tıpkı imkansızın bilinir olması gibi o da bilinebilir. Bununla birlikte doğa sabitliğin ve varlığın kendiliğinden olumsuzlanmasında imkansıza benzese bile onun bir etkisi vardır ve kendisinden suretler ortaya çıkar. İmkansız ise öyle değildir. Bu gaybın anahtarları ise kendilerini sadece her şeyi bilen Allah'ın bilebildiği ilahi isimlerdir. İlahi isimler gaybi nispetlerdir. Çünkü gayb, gayb iken yani kendisi görünmezken anahtar olabilir. Bu isimlerden farklı hakikatler öğrenilir ve onların birbirinden çok farklı oldukları bilinir. Bütün bu farklı ve çok sayıdaki hakikat ancak Hakk'a izafe edilir. Çünkü Hak bunlarla isimlendirildiği halde onlar nedeniyle çoğalmayandır. Evet, bu isimler, Hak bunlarla isimlendirilir. Lakin Hak'ta bir değişme, zatında bir değişme olmaz. Onlar nedeniyle çoğalmaz. Söz konusu hakikatler, Hak'ta bulunan, onunla kaim olan, var olan durumlar olsalardı, hiç kuşkusuz Hak onlar nedeniyle çoğalırdı. Binaenaleyh, Hak onları da bilinen her şeyi bildiği gibi bilmiştir. Biz ise o hakikatleri onlardan bizde gerçekleşen etkilerin farklılığından hareketle bildik. Ve bizdeki etkilerine göre onları isimlendirdik. Böylelikle eserler bizde çoğalmış, bu nedenle isimler de çoğalmıştır. Hak ise onların isimlendirilenidir, yani müsemmasıdır. Bu nedenle hakikatler kendisine nispet edilmiş, fakat Hak kendiliğinde hakikatler nedeniyle çoğalmamıştır. Biz de hakikatlerin dışta varlıkları olmadığı şeklinde onları bildik. Allah Teala daha önce gaybde dağınık ve ayrı halde bulunan hakikatleri bir araya getirmekle doğal cisimler alemini açmıştır. Yani yaratmıştır. Söz konusu hakikatler gaybde dağınık bulunurken bilgide dağınık oldukları biliniyordu veya ayrı ayrı biliniyorlardı. Hakikatler kendileri nedeniyle toplanmış olsaydı cisimler aleminin varlığı Allah nedeniyle değil kendisi nedeniyle ezeli olurdu.
Halbuki Allah'tan olmayan, Allah'tan başka bir varlık yoktur. Başka bir ifadeyle, kendisi nedeniyle varlığı zorunlu olan yegane varlık Allah'tır. Onun dışındakiler zati gereği değil, Allah nedeniyle mevcuttur. Öyleyse Allah sırrı ve daha gizliyi bilir ayetinde geçen sır, nispetlerin akledilir olması iken, daha gizli olan ise onların hakikatleridir. Evet, Allah sırrı ve daha gizliyi bilir ayetinde nasıl bakacağız bu ayete diyor. O zaman sır nispetlerin akledilir olması. Bunlar nispetler dedi ya, hakikatte varlıkları olmayanlar. Bunlar sır olması. Bunlar sırdır. Daha gizli olan ise bu sır olanın hakikatleridir. Sır nispetlerin akledilir olması iken daha gizli olan ise onların hakikatleridir. Öyleyse doğanın etkisi ilahi meşiyet vasıtasıyla ortaya çıkmıştır. Doğanın etkisi ilahi meşiyet, ilahi dilemeyle, vasıtasıyla ortaya çıkmıştır ve doğa gayiptir. Meşiyet, gaybın anahtarıdır. Evet. O zaman doğa gaybse, meşiyet de o gaybın anahtarıdır. Yani Allah'ın buradaki dilemesi, muradı da bu gaybın anahtarıdır. Meşiyet, dışta varlığı olmayan ilahi bir nispettir. Evet, meşiyet, dışta varlığı olmayan ilahi bir nispettir. Öyleyse anahtar gaybtir ve görünmezdir. Bu nispetler bilgide sabit olmasaydı, kendileri gayb ve yok olsalar bile herhangi bir mevcudun var olması mümkün olmayacağı gibi halk veya hak da olmazdı. Öyleyse bu hakikatlerin varlığı zorunludur. Gayb, bütün varlığın kendisiyle zuhur ettiği genel ve yaygın nurdur. Halbuki o nur kendiliğinde gözükmez. Başka bir ifadeyle gayb hazinesi kendinden olan genel hazine demektir. Allah her şeyi nurundan yarattığıyla da örtüştürebiliriz tefekkür ederken bu mevzuyu. Söylediğim meseleyi daha anlaşılır hale getirecek bir açıklama istersen, tanımlanan bir şeye ait zati tanımlara dikkat etmelisin. Zati tanımlara dikkat etmelisin. Tanımlanan tanımlar sayesinde bilinir. Tanımlar yoksa bilinen yok olacağı gibi var olduklarında var olmasalar bile genel anlamda bilinirler. Şöyle ki, cevherin, yani cevheri ferdin tanımını yapıp onun bir şey olduğunu söylersin. Burada en genel cinsi ifade etmiş sayılırsın. Eşya için şeylik bir varlık durumu değildir ve bunun böyle olması gerekir. Bu durumda kendi başına var olan şeyler ile kendi başına var olmayan şeyler bu tanıma dahildir. Cevheri açıklaman gerekir ve bilinenler kendi zatlarıyla açıklanabilir. Zati tanım bu demektir. Bunun için mevcut dersin ve şey kelimesinden daha özel bir şeyi getirmiş olursun. Mevcut dediğinde. Mevcut. Vücuda gelmiş. Şeyden daha bir özel tanım yapmış olursun diyor. Ve bütün mevcutlar bu sözün kapsamına girerken şeyliği olup varlığı olmayanlar bunun dışında kalır. Evet, varlığı olmayanlar için de şey tanımını kullanabilirsin. Ama mevcut dediğin zaman varlığı olan şeyleri kastetmiş olursun. Sonra cevher için kendi başına kaim dersin. Bütün bunlar bilinen manalardır ve kendileriyle bir takım sıfatların bilindiği tanımlanana ait şeylerdir. Sıfat ise kendi başına var olamaz. Bu anlamların bir araya toplanmasıyla kendilerinden var olan varlıklar meydana gelir. Bunlar duyu ve akıl tarafından idrak edilen şeylerdir. Böylelikle kendi başına var olmayan bütün varlıklar bu tanımın dışına çıkar. Sonra mekanlı dersin. Mekanlı. Bu kez başkaları bu tanıma ortak olurken bazı şeyler de kendinden ayrışır. Mekana yerleşmek bir hükümdür ve alanda ölçüsü olan veya mekana yerleşmeye elverişli şeye işaret eder. Sonra cevher için tekil, yani fert dersin ki tekil, yani fert, zatı bölünmeyen demektir. Böylelikle cisim ve bölünebilir her şey tanımın dışına çıkar.
Sonra arazları kabul eden dersin, bu kez arazları kabul etmeyen şeyler tanımın dışına çıkarken arazları kabul edenler tanıma dahil olur. Bütün bu anlamların bir araya gelmesiyle cevheri fert diye isimlendirilen şeyin tanımı gerçekleşir. Nitekim diğer tanımlarla birlikte bir araya gelmekle de cisim meydana gelir. Anlamların bir araya gelmesiyle kendi başlarına var olup araz ve sıfatların kendisinde bulunacağı bir yer talep eden suretler meydana gelir. Buradan kesin olarak şunu anladık. Hakkın dışındaki her şey yok olucu arazlar ve yön değiştiren gayelerdir. Her şey varlıkla nitelenmiş olsa bile kendiliğinde madum hükmündedir. Yani yok hükmündedir. Ve onun varlığını koruyacak bir koruyucunun bulunması gerekir. Varlığını koruyacak olan Allah'tan başkası değildir. Alem, yani onun varlığı nispetlere değil de Hakk'ın zatından kaynaklanmış olsaydı, alem varlıkta Hakk'a eşit olurdu. Halbuki gerçek böyle değildir. Öyleyse nispetler ezeli olarak Allah'ın hükmüdür. Ve onlar alemin varlığının Hakk'ın varlığından sonra gelmesini isterler ki, böylelikle alemin varlığının zamanda meydana gelmesi, yani hadisliği mümkün olur. Zaman içerisinde, hadis sonradan. Bu durum Hakk'a ait meşiyet nispetinden ve ilahi bilginin alemin zaman içinde varlığını takdir etmesinden kaynaklanır. Böylelikle alemin var olması yok olmasına tercih edilmiştir. Tercih edilen varlığı tercihle nitelenmeyen zati varlıkla yarışamaz ve onunla bir olamaz. Alemin dışta zuhuru bu anlamların toplamından ibaret olunca, bu tanımlanmış ve akredilir şeye söz konusu anlamların tümü ilişince, kendiliğinde bu anlamların toplamından başka bir şey olarak ortaya çıkmıştır. Anlamlar ise onun üzerinde yenilenir. Allah anlamları üzerinde yenilemekle alemin varlığını koruyandır ve bunlar tanımlanan şeylerin ta kendisidir. Öyleyse bütün tanımlananlar insanların hakkında karışıklık ve kuşku içinde oldukları yeniden yaratma halindedir. Öyleyse bütün tanımlananlar insanların hakkında karışıklık ve kuşku içinde oldukları yeniden yaratma halindedir. Öyle ya, tanımlanan her şey yeniden yaratma halindedir. Allah sürekli yaratırken alem Hakk'ın yenilemesiyle varlığının korunmasına muhtaçtır. Alem özü gereği makul ve Allah vasıtasıyla mevcuttur. Ve onun zati tanımları kendisinden ibarettir. İşte Hispaniye'yi, yani sofistleri, alemdeki varlıkların her an yenilendiği fikrine inanmaya götüren sebep budur. Halbuki onlar böyle düşünürken, tanımlanan olması bakımından alemin makuliyetinden ve anlamın kendisinden habersiz kalmışlardı. Bu ise gerçekte vehmi bir durumdur ve ancak vehimde varlığı olabilir. Alem bu anlamları kabul eden şeydir. Bilgide ise alem bu anlamların bütününden başka bir şey değildir. Ve böylelikle alem duyulur hale gelmiştir. Yani burada Ehlullah'ın alemler hayalden ibarettir ifadesinin de bir nevi açılımı yaptığı izahat. Yani vehimden ibarettir dediği mevzuda. Kendiliğinde ise makullerin toplamından ibarettir. Bu durumda alemin tasavvur edilmesi güçleşmiş ve vehmin baskın geldiği kimse için daha da çetin gelmiştir. Vehmi baskın gelen insan bilgisiyle vehmi arasında hayrete düşmüştür ki bu mesele hayrete düşülecek bir meseledir. Bir grup cevherde arazların yenilendiğini ileri sürmüştür. Cevher ise varlığı sabit olandır. Bununla birlikte onun bekası arazlarla mümkündür. Bu görüşü ileri sürenler inkar ettiklerini iyice incelemiş değildir. Bir şey gizli kalmış, onu bilmemiş, bir şey kendisine gözükmüş ve onu bilebilmişlerdir. Başka bir grup ise arazların bir kısmının yenilendiğini ileri sürmüştür ki onlara göre arazlar denilenler bunlardır. Bu arazların dışındakiler ise gerçekte alemin verdiği hükme göre araz olsalar bile
lazım sıfatlar diye isimlendirilir. Misal olarak altının sarılığını ve zencinin siyahlığını verebiliriz. Bütün bu görüşler arazları var olan şeyler sayanlara ait görüşlerdir. Bazı kimseler ise bütün bunların var olmayan nispetler olduklarını ileri sürmüşlerdir. Onlara göre arazlar sadece kendilerini algılayanda vardır ve gerçekte varlıkları yoktur. Bize ulaştığına göre ki sorumluluk aktarana aittir. Kadı Ebu Bekir bin Tayyip el-Bakillani bu görüştedir. Keşif ehli Allah hakkında söylenmiş bütün görüşlere, bütün mezheplere, nihale ve milele muttalidir. Keşif ehli bütün bunları görür, bilir, idrak eder, anlar. Ve bilmedikleri bir mesele yoktur. Bir yöntem sahibinden aktarılan veya bir yasaya bağlı din mensubundan gelen veya Allah veya alemdeki herhangi bir varlık hakkında dile getirilen görüş, inanç veya hakkında görüş ayrılığına düşülen veya çelişkili veya birbirine benzeyen bir kanaat söz konusu olunca, keşif ehli herkesin kendi inancına nasıl vardığını ve bu düşünceyi nereden aldığını anlar ve o kanaati o yere nispet eder. Onu ifade eden kimsenin gerekçesini onaylar. Onu suçlamaz ve abes bir görüştür demez. Çünkü Allah yeri ve göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri abes olarak yaratmamıştır. Allah insanı da abes yaratmamıştır. O insanı sadece kendi suretinde olsun diye yarattı. Alemdeki her şey bazı şeyleri bilirken bazı şeylerin cahilidir. İnsanı kamil ise öyle değildir. Çünkü Allah Teala insanı kamile ilahi isimleri öğretmiş, cevamiül kelimi ona vermiş. Böylelikle insanı kamilin sureti kemale ermiştir. Bu sayede insanı kamil Hakk'ın suretiyle alemin suretini kendinde toplamış. Hak ile alem arasında bir berzah veya bir ayna olarak dikilmiştir. Hakk'ın suretini ve alemin suretini kendinde toplamıştır. Veya Hak ile alem arasında bir berzah, bir ayna olarak dikilmiştir. Hak kendi suretini insan aynasında görmüşken, yaratıklar da kendi suretlerini o aynada görür. Bu mertebede bulunan kimse hiç kuşkusuz kemal mertebesini elde etmiş demektir. Bu öyle bir kemaldir ki ondan daha üstün bir kemalin imkan aleminde olması mümkün değildir. Hakk'ın kendi suretini insan aynasında görmesinin anlamı, bir rivayette belirtildiği gibi bütün ilahi isimleri ona vermek demektir. Rivayette onlar vasıtasıyla size yardım edilir. Yardım eden Allah'tır. Onlar vasıtasıyla rızıklanırsınız. Gerçekte rızkı veren Allah'tır. Onlar vasıtasıyla merhamet görürsünüz. Gerçekte merhamet eden Allah'tır denilir. Kemalini bildiğimiz ve bu kemaline inandığımız kimse hakkında Kur'an'da şöyle denilmiştir. Ayette. Resulullah Efendimiz hakkında. O müminlere karşı rauf ve rahimdir. Başka bir ayette seni alemlere rahmet olarak gönderdik denilir. Bu Ra'l, Rekvan ve Asiye'ye davetiyle ilgilidir. İnsanın Allah'a ayna olmasının başka bir anlamı ise bütün ilahi isimlerle ahlaklanabilmesidir ki bütün alimler bu görüştedir. İnsan El-Hay, El-Alim, El-Mürid, El-Basir, El-Mütekellim, El-Kadir ve bütün ilahi isimlerle isimlenmiş ve nitelenmiştir. Bunlar tenzih isimleridir. Aynı zamanda insan zikrettiğimiz 7 ismin altındaki fiil isimleriyle isimlenmiş ve onlarla nitelenmiştir. Söz konusu fiil isimleri zikrettiğimiz bu isimlerden ortaya çıkar ve bu nedenle onların ayrıntısını zikretmedik.
İnşaül Cedavil ve Devair adlı kitabımızda onları yeterli ölçüde zikretmiştik. O kitapta hayaliyle gerçekleri anlayan kimse meseleyi doğru bir şekilde öğrensin diye alemi ve iki mertebeyi bir takım şekillerde gösterdik. Çünkü insan imkansız olduğunu bildiği bir meselede vehmin hükmünden kurtulmuş bir halde aklıyla tek başına kalmaz. İmkansız olduğunu bilse bile onu tasavvur eder ve vehmin hükmü kendisine baskın gelir. İmkansız olduğunu bildiği meselede bile vehimden kurtulamaz diyor, kendisine baskın gelir. Çünkü bu konuda onun bilgisi kendisini tasavvur ettikten sonra mümkün olabilir. Bu esnada kendisini hafıza kuvveti korur ve hafıza kuvveti üzerinde baskın olduğunda müzekkire kuvveti onda hükümrandır. Ve böylelikle onun hükmünün altından çıkar. Çünkü müzekkire gücünde ifrat yoktur. Dolayısıyla bilinen şey bilgide korunmuş halde kalır. Bu nedenle malum ve ihata edilir olmuştur. Allah Teala şöyle der: her şeyi bilgi bakımından ihata etmiştir. Bu bölümde zikrettiğimiz hususları ve hazinenin içerdiği meseleleri öğrenen kimse kendisini bilir ve dolayısıyla Rabbini bilir. Bunun yanı sıra alemi bilir ve alemin aslının ne olduğunu öğrenir. Alemden herhangi bir şey kendisine gözüktüğünde onun nereden geldiğini ve nereye döneceğini bilir. Onun kendisinden neyi hak ettiğini öğrenir ve o şeye hakkını verir. Bu durumda insan her şeye hakkını vermiş olur. Nitekim Allah da her yaratılmışa yaratılışını vermiştir. Hakka özgü husus yaratmayken, alemde insan kamile özgü olan şey ise haktır. Yani hakkını vermektir. İnsan-ı kamil, alemdeki her varlığın hak ettiği şeyi bilir ve o şeye hakkını verir. İnsaf denilen şey budur. İnsaf. Kime hakkını verirsen ona insaf etmişsin demektir. Demek ki insaf, hak edene hak ettiği şeyi vermek demekmiş. Bu konuda aşırı gidersen kamil sayılmazsın ve nakıssın, eksiksin demektir. Çünkü hadde, ziyade ve eksilme, uyguladığın o had cezasına ziyade, fazlalık veya eksiltme, tanımlanan şeye eksiklik demektir. Kamil hiçbir şeye mertebesini taşırmaz. Allah dinde aşırılığa gidip hakkı hak ettiği özelliklerden tenzih edenleri kınamıştır. Evet, ne tenzihte ne teşbihte aşırıya gitmemek işte. Yine itidal üzere olmanın ehemmiyeti bir kere daha ortaya çıkıyor. Bu kınamanın amacı bize öğretmektir. Öyle bir insan bu aşırılıkla hakkı yüceltmeyi amaçlamış olsa bile bilgisizliğe düşmüş, kemal mevzisine eksiklik getirmiştir. Allah Teala şöyle buyurur: dininizde aşırı gitmeyin. Allah hakkında sadece hakkı söyleyin. Bakın ayette de aşırılığa gitmeyi men etmiş Allah Teala. İfrat ve tefrit her şeyde, dinimizde, idrakte, anlayışta, her şeyde ifrat ve tefrite düşmemek gerektiği, aşırıya gitmemek gerektiği de ifade ediliyor. Bu bağlamda bir taşkınlık Allah'a halleri nispettir. Halbuki onlar sadece nispetlerin hükümleridir ve anlamları var eden Allah'tır. Onlar bir yerde var olduklarında zatları gereği mahallin kendisiyle niteleneceği bir hal verirler. Allah hakkında böyle hüküm vermek bir aşırılıktır. Kadir, alim, beyaz, siyah, cesur, korkak, hareketli, sakin gibi hal sahiplerini zikredebiliriz. Bunlar makul anlamların halleridir ve onlara nispetler de diyebilirsin. Hangisini dilersen onu söyle. Bunlar bilgi, kudret, beyazlık, siyahlık, hamaset, korkaklık, hareket ve durağanlıktır. Allah bize şöyle der: Allah hakkında sadece hakkı söyleyin. Her ne olursa olsun hakkı söylemek gerekir. Nitekim insanlar Allah'a eş, çocuk sahibi olmayı izafe etmişler ve onun için misaller vermişler.
Allah karşısında ortaklar edinmişlerdir. Bu davranış da onların dinlerindeki taşkınlıkları ve peygamberlerini yüceltmelerinden kaynaklanır. İnsanlar Hazreti İsa'ya Allah demişken bir grup Allah'ın oğlu olduğunu ileri sürmüştür. Dinde aşırı gitmeyenler ise Allah'ın kulu ve Meryem'e attığı kelimesi ve ondan bir ruhtur demişlerdir. Böyle diyerek gerçeği tahrif etmemişlerdir. Kim bizim yolumuzu tutarsa, hiç kuşkusuz kurtuluş ve iman yolunu tutmuş, imana hakkını vermiş, akla ve fikre kendilerine ait haklarda haksızlık yapmamış demektir. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Bu hazinedeki ilimlerden birisi bütün meleklerin makamlarının bilgisidir. Nurlar, sırlar bu hazineden öğrenilir. Zamana bağlı olmayan, zamana bağlı olan değil, zamana bağlı olmayan erdem bu hazineden öğrenilir. Melekler, şeriat koyan vahyi peygamberlerin kalplerine bu hazineden indirirler. Velilerin kalplerine de söz ve ilham indirirler. Bir durumu sırrı veya gayb olmak üzere idrak edip kendisi için açık ve şehadet halinde meydana gelen her şey bu hazinedendir. Eşyayı tertip edeni tenzih ederim. O gönülleri açan ve kabirlerde bulunanları diriltendir. Ondan başka ilah yoktur. Alim ve kadirdir. Cömertlik hazinelerinden 19. vasıf. Talim hazinesi ve muallimin, öğrenenden üstünlüğünün bilinmesi. Muallimin, öğrenenden üstünlüğünün bilinmesi. Muallim, alim olan. Yani öğreten olmuş oluyor bu durumda. Bu hazine, talim hazinesidir. Ve muallimin, öğrenenden üstünlüğü ve öğrenenin, öğreten karşısındaki edebinin nasıl olması gerektiğini içerir. Bilmelisin ki, gerçekte öğreten ve muallim olan Allah'tır. Hakikatte öğreten Allah'tır, muallim. Bütün alem bilgi alan ve ihtiyaç sahibi bir talebedir. Onun kemali budur. Bu nitelikte olmayan kimse hiç kuşkusuz kendisini bilmemiş demektir. Kendini bilmeyen ise hiç kuşkusuz Rabbini de bilmemiştir. Bir şeyi bilmeyen o şeye hakkını veremez. Bir şeyi bilmeyen o şeye hakkını veremez. Bir şeye hakkını vermeyen ise hiç kuşkusuz hüküm bakımından bilgi elbisesinden soyutlanmış demektir. Öyleyse üstünlük ve şerefin bilgide olduğu açıktır. Üstünlük ve şeref bilgidedir. İşte bunun için Rabbim bilgimi arttır de ayetinde Allah-u Teala'nın bildirdiği gibi ilmi talep edeceğiz ve arttırmak için gayret sarf edeceğiz. Çünkü üstünlük ve şeref bilgide. Onu bilen ise bilgisine göre davranır. Bilgisi hakka karşı bir şeyi yapmayı gerektiriyorsa onu yapar. Yaratıklara karşı bir amel yapmasını gerektiriyorsa onu yapar. Öyleyse bilen insan bir eğrilik ve engebenin görülmediği beyaz ve düz bir alanda yürüyen kimsedir. Eğiklik, engebe yok. Düz, dümdüz yürüyen kimse gibidir bilgili insan. Çünkü ne yaptığını bilerek yapar çünkü. Ne gerekiyorsa. Bilgiye zatı gereği sahip olmadan, öğrenerek bilgiyi kabul eden ilk varlık, ilk akıldır. Bilgiye zatı gereği. Yani yaratılışındaki zati özelliği olarak değil, öğrenerek bilgiyi kabul eden ilk varlık, ilk akıldır. İlk akıl Allah'tan bilgiyi almış, anlamış, zatı gereği değil. Kimden aldı? Öğrendi, Allah'tan aldı, ilk akıl. Allah'tan bilgiyi almış, anlamış, Allah da ona öğrendiklerini levh-i mahfuza yazmasını emretmiştir. Evet, akıla... İşte buna akıl bir cihetten kalem geliyor zaten diyecek. Evet. Allah levh-i mahfuzu kendisinden yaratmış ve onu kalem diye isimlendirmiştir.
levh-i mahfuzu da kendisinden yaratmış. Ve onu kalem diye isimlendirmiştir. İlk akılın kendisine öğretilen bilginin gereği şuydu. Ona yazmayı emreden muallim karşısındaki edebin gereğiyle neyi yazacağım? Bana öğrettiklerini mi yazacağım? Yoksa bana yazdıracaklarını mı demesi gerekir? Evet, ilk akıl bunu demesi gerekir diyor. Edep gereği, öğrendiği bunu gerektirir. Neyi yazacağım? Bana öğrettiklerini mi yazacağım? Yoksa bana yazdıracaklarını mı yazacağım? Bak, iki farklı şey. Bana öğrettiklerini mi yazacağım? Bana yazdıracaklarını mı yazacağım? Yazdıracaklarını da öğretmediği şey de olabilir. Demesi gerekir. Bu soru talebenin muallim karşısındaki edebinin gereğidir. Başka bir ifadeyle muallim kendisine genel bir söz söylediğinde onu açmasını istemelidir. Talebe muallim kendisine bir söz söylediğinde onu açmasını istemelidir. Bunun üzerine muallim Hak kendisine şöyle demiştir. Onları yaz. Senin öğrenmiş olduklarını yaz. Olacak olanlardan sana yazdıracaklarımı yaz. Bu benim kıyamete kadar yaratıklarım hakkındaki bilgimdir demiştir. Evet. Demek ki ne diyor? Onları yaz. Senin öğrenmiş olduklarını yaz. Yani sana öğrettiklerimi yaz. Olacak olanlardan sana yazdıracaklarımı yaz. Bu benim kıyamete kadar yaratıklarım hakkındaki bilgimdir. Bu emir üzerine ilk akıl bilgisinde bulunan var olanlar hakkındaki şeyleri yazdı. Bu bağlamda ilk akıl yaratıklarını yaratmazdan önce hakkın bulunduğu amayı ve amanın içerdiği hakikatleri yazdı. Daha önce bu meseleleri bu kitabın nefes bölümünde yazmıştık. Evet, birinci ya da ikinci ciltte ama hakkında çok detaylıca izahatı vardı. Yani sahabenin sorusu üzerine Resulullah Efendimiz böyle diyordu. Hani Allah-u Teala bizi yaratmazdan önce Rabbimiz var mıydı, neredeydi diye sorduğunda evet, amada idi diye cevap veriyor Resulullah Efendimiz ki ama bulut anlamına gelmekte Arap dilinde. Altında ve üstünde hava olmayan bulut diye hani bir mekansal bir şey tahsis edilmemesi için bunu da belirtmiş. Altında ve üstünde hava olmayan bulut, ama böyle bir tabir yapmış. Evet, burada şimdi amayı ve amanın içerdiği hakikatleri de yazdı derken işte kendisine yazdırılmasını söyleneni de yazmış oldu. Çünkü bu kısım bildiği bir şey değil. Kendisi halk olmadan önce, yaratılmadan önceki bir hadise buralar. İlk aklın. Aynı zamanda olacakları da. Tabii aynı zamanda olacakları da yazmış oldu. İlk akıl bunun ardından müheymen ruhların varlığını, onları kendilerinden geçiren şeyin ne olduğunu, müheymen ruhları kendinden geçiren şeyin ne olduğunu, hallerini ve üzerindeki bulundukları durumu yazdı. Bütün bunlar ilk akıla öğretilmek için yazılmıştı. İlk akıl, Hakk'ın isimlerinin onlardaki tesirini, kendisini, varlığını ve varlık tarzını ve içermiş olduğu bilgileri yazdı. Sonra levhayı yazdı. Burada ilk akıl diye tabir edilen bir cihetten hakikati Muhammedi biliyoruz değil mi? Anlıyoruz onu. Nur-u Muhammedi, hakikati Muhammedi bu. İlk yaratılan şey çünkü. İlk akıl bir cihetten ona akıl olması cihetiyle baktığımızda ilk akıl deniliyor. Nefsi cihetinden bakıldığında nefsi kül denilir. Bunları tamamladığında Hak ilk akıla kıyamete kadar olacak şeyleri yazdırdı. Çünkü sonsuz olan şeylerin varlığa girmesi imkansızdır. Ve dolayısıyla onlar yazılamaz. Burada bir püf nokta gene vurguluyor burada İbn Arabi Hazretleri. Bakın, kıyamete kadar olacaklar yazıldı. Burayı kendi aramızda konuşmuştuk. Başka zaman müstakilen bir sohbet olarak da açılabilir bu konu. Evet. Yazmak bir varlık eylemidir ve yazılan şeylerin sonlu olması gerekir.
yazmak bir varlık eylemidir. Ve yazılan şeyler nihayeti olması lazım, son olması gerekir. Hak ilk akıla yazdırmış, o da muallimin karşısındaki edebin gereğiyle başı eğik bir halde bunları yazmıştır. Başını eğmiştir çünkü yazma yazdıranı görmeyi gerektirmez. Aksine yazarken göz yazılana bakar. Kalemin kulağı ise hakkın kendisine yazdırdığı şeylere yönelmişti. Kulağın hakikati duyulanın belli bir yönle sınırlanmamasıdır. Halbuki görmek öyle değildir. Çünkü göz bakarken ya belli bir yönle sınırlıdır veya bütün yönlerle sınırlıdır. Kulak öyle değildir. Çünkü kulak söze yönelir. Ve konuşan bir yöne sahipse veya bir yöndeyse bu onu ilgilendirmez. Belli bir yönde değilse bu durumda duyana değil kendisine racidir. Öyleyse kulak, yani duymak, göze göre daha çok tenzihe işaret eder ve sınırlanmadan çıkmıştır. Daha geniştir, daha serbesttir. Kulak, duymak. Çünkü göz, göze hitap nihayetinde sınırlı kalıyor. Ama kulakta daha tenzihe işaret eder ve sınırlanmadan çıkmıştır diyor. Daha geniştir, daha serbesttir. Âlemdeki ilk üstad, ilk akıl iken yaratılmış bir üstattan bilgi alan ilk öğrenci levh-i mahfuzdur. Evet, ilk üstad, ilk akıl, ilk onun öğrencisi de levh-i mahfuz olur. Yaratılmış bir üstattan bilgi alan şey, talebe, demek ki ilk talebe levh-i mahfuz. İlk muallim de yaratılmış için konuşuyoruz. İlk akıl. Bu isimlendirme şeriat tarafından yapılmıştır. Akılcılara göre levh-i mahfuzun adı tümel nefstir. Tümel nefs, akıldan türeme yoluyla çıkan ilk varlıktır. Akıldan türeme yoluyla çıkan ilk varlıktır ve akıl karşısında o, Adem karşısındaki Havva gibidir. Tümel nefs ile akılın mukayesesi, Adem ile Havva'nın mukayesesi gibi diyor. Havva, kendisinden yaratılmış ve sonra onun vasıtasıyla Adem çift olmuş, varlık hadis varlık ile ikilendiği gibi Adem de iki olmuştur. Nitekim bilgi de hadis kalem vasıtasıyla iki olmuştur. Sonra Allah sıra ve tertip sona erinceye kadar yaratma yoluyla eşyayı bir düzene ve tertibe yerleştirmiştir. Hakkın aleme yerleştirdiği tertip, Adem'in yaratılışıyla birlikte sonuna ulaşır. Allah-u Teala alemi 7 günde yarattı. 6 günde yarattı. Ve en son Cuma günü Hazreti Adem'in yaratılışıyla ne oldu? Bu tertip sona ulaşmış oldu. Çünkü tür olarak yaratılan en son türü de Allah yaratmış oldu Hazreti Adem'in yaratılışıyla. Allah onu en güzel surette yaratmış, sonra kendi ruhundan üflemiş, meleklerine kendisine secde etmelerini emretmiş, melekler de bu konudaki ilahi emir nedeniyle Adem'e secdeye kapanmışlardır. Böylece Allah Adem'i meleklerin kıblegahı yapmıştır. Sonra Allah Adem'in yeryüzünde halife olacağını meleklerine bildirmiş. Fakat onlar Adem'in kime halife olacağını anlamamış. Belki de yeryüzünü mamur kılmak için Adem'in seleflerine halife olduğunu zannetmişlerdi. Bu nedenle de yaratılışından birbirine zıt doğaları, unsurları gördükleri için, Hazreti Adem'in yaratılışındaki doğal unsurunu gördükleri için, birbirine zıt unsurları gördükleri için itiraz etmişler. Adem'in acul olduğunu anlamışlardı. Yeryüzünde, kan akıtacak birini mi yaratacaksın diyor ya, tabii. Ya çünkü yaratılışın doğası gereği aceleciliği var. Hataya düşmesi var tabi, cehaleti var, şusu var, busu var, bu yani unsuri yaratılıştaki bu özelliği gördükleri için buradan itiraz ettiler. Unsurun tesiri açığa çıkacağını düşündüklerinden dolayı. Adem'in acıl olduğunu anlamışlardı.
Bunun yanı sıra kendilerinden yaratıldığı unsurların birbirine karşıt olması Adem'in tartışmacı ve kavgacı olmasına yol açar. Böylelikle Adem'in yaratılışının yeryüzünde bozgunculuk ve kan akıtmaya yol açacağını ileri sürmüşlerdi. Allah Teala meleklerine Adem'in kendi suretinde yaratılmış halifesi olduğunu bildirmiş, unsurdan oluşan alemi ve onun dışında ve üzerindeki alemi yaratmaya yönelen bütün ilahi isimlerini kendisine öğrettiğini onlara söylemiştir. Sonra da bunların isimlendirilenlerini meleklerine göstermiş ve şöyle demiş ayette: "Bana şunların isimlerini bildirin." Yani yaratılışlarına yöneldiğiniz isimleri söyleyin. Başka bir ifadeyle o varlıklara yönelmiş isimleri bildirin dedi bana. Acaba siz beni o isimlerle tesbih ettiniz mi? Ve onlardan dolayı beni takdis ettiniz mi? Çünkü siz melekler benim hamdimi tesbih ettiğinizi ve beni takdis ettiğinizi iddia etmiştiniz. Bunun üzerine melekler şöyle demiş: "Bizim bir bilgimiz yok." Allah Adem'e "onların isimlerini meleklere bildir" diyerek onu meleklerin üstadı yapmıştır. Adem o isimleri meleklere bildirmiş ve bu durumda melekler Adem'in geçmişlerin değil Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğunu anlamışlardır. Ardından gelen kamiller de bu halifeliği üstlenir. Evet, ardından gelen Adem'in zürriyetinden olan kamiller de bu halifeliği üstlenir. En sonunda iş kemali hakkında şahitlik yapılmış en büyük efendi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'de biter. Hazreti Muhammed henüz Adem su ile toprak arasındayken nebiliğini bilendir. Burada su çocuklarının varlığının sebebiyken toprak Adem'in varlık sebebidir. Yani su çocuklarının varlığının sebebi. İşte burada suyu bir nevi meni olarak da düşün. Bir sudan yaratılması zürriyeti tabii. Toprak da Adem'in varlık sebebidir. Adem'e bütün isimler verildiği gibi Hazreti Muhammed'e de Cevami'ül Kelim verilmiş. Sonra Allah Adem'e öğrettiği isimleri ona öğretmiş. Böylelikle Hazreti Muhammed öncekilerin ve sonrakilerin bilgilerini öğrenerek en yüce halife ve en büyük imam olmuştur. Onun ümmeti de ayette şöyle geçer: İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet olmuştur. Allah onun varislerini önceki nebi ve resullerin konumuna yerleştirmiş. Bu nedenle onlara hükümlerde içtihat yetkisi tanımıştır. Benim ümmetimin alimleri diğer ümmetlerin nebileri gibidir buyuruyor ya Resulullah Efendimiz. İşte burada bunu bahsediyor. İşte onun ümmeti de Allah onun varislerini önceki nebi ve resullerin konumuna yerleştirmiş. Bu nedenle onlara hükümlerde içtihat etme yetkisi vermiştir. Binaenaleyh içtihat şari'nin haberine bağlı olan bir teşri demektir. Her peygamber masum olduğu gibi buna mukabil olarak her müçtehit isabet eder. Evet, şeriat işte müçtehiti bunun için onaylıyor. Her müçtehitin içtihadında mutlak isabetlidir. Allah'ın muradına uygun düşmese de isabette isabettir, bir sevap alır. Allah'ın muradına o konuda uygun düşerse içtihadı, iki sevap alır. Ama her halükarda isabet üzere. Yanılmış değil. Bu ümmet adına teşriden geride pay meydana gelsin ve kendisinde tecrübeleri olsun diye onlar bu içtihatlara göre Allah'a ibadet eder. Onların önüne sadece nebileri olan Hazreti Muhammed geçmiştir. Böylece ümmetin alimleri Muhammedi şeriatın koruyucuları olarak ümmetlerin saflarında değil, nebilerin saflarında diriltilir. Evet, ümmetin alimleri bu işte müştehitler bu manada nebilerin saflarında yarın dirilme gününde kıyamette bu şekilde dirilirler. Binaenaleyh onlar
insanlar üzerindeki şahitlerdir. Bu onların adil oldukları hakkındaki nas ve kesin hükümdür. Her peygamberin yanında bu ümmetin alimlerinden birisi veya ikisi veya üçü veya daha fazlası bulunacaktır. Gelmiş olan her peygamberin yanında bu ümmetin, Resulullah Efendimizin ümmetinin alimlerinden bir ya da iki ya da üç kişi bulunacak diyor. 124 bin peygamberin yanında Muhammed ümmetinin alimleri işte onların yanında da bulunacaktır diyor. Onlardan her bir alim zahiri ilimlerde, hallerde, makamlarda, menzillerde ve münazelelerde üstatlık rütbesine sahiptir. En nihayetinde bu husustaki iş Hatemül Evliya'ya ulaşır. O Muhammedi müştehitlerin hatemidir. O Muhammedi müştehitlerin hatemidir. Hatem, burada hatem sözünü mührüdür gibi alalım. Nasıl Hatemün Nebi diyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için. Burada bir cihetten yani en son peygamber anlamı çıksa da esas bütün peygamberlerin mührü. Bütün peygamberlerin feyiz aldığı peygamber. Bütün peygamberlerin yaratılmasının vesilesi olan kişi anlamını yüklemek daha doğru olur. Hatem. Hatemül Veli de böyle işte. Yani velilerin hatemi, mührü. Bütün velilerin mührü, bütün velilerin feyiz aldığı, feyizinin, füyüzatının akışının olduğu veli demektir. Bunu şeyde okumuştuk. Pirimiz Ahmet Muhammed Ticani Hazretleri'ni anlatırken Hatemül Veli olduğu hususunu zikretmiştik. Bu hususta İbn Arabi Hazretleri'nin sonradan Hatemül Veli olduğu iddiasıyla baştan çıkmış olmasına rağmen sonradan bu iddiasından vazgeçtiğini, eserlerine beyan ettiğini de zikretmiştik o sohbetimizde, değil mi? Tasavvuf sohbetleri 16. bölümde miydi? 14 ya da 16. Evet, buradaki kastı Hatemül Veli'yi bu şekil, Hatemül Evliya'yı bu şekil anlıyoruz. En nihayetinde bu husustaki iş Hatemül Evliya'ya ulaşır. O Muhammedi müştehitlerin hatemidir. Buradan da iş Hatemül Amma ulaşır ki o da Hazreti İsa'dır. Ve o Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Yani Hazreti İsa biliyorsunuz yeryüzüne nebilik vasfıyla gelmeyecek, inmeyecek. Veli olarak inecek ki işte son veli. Buradaki Hatemül Am dediği bu işte son veli olarak inmesi Hazreti İsa'nın. Evet, o Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Öyleyse o son öğrenci ve kendisinden bilgi alanlar için son öğretmendir. O ve Muhammed ümmetinden olan arkadaşları aynı nefesle temiz bir rüzgarla ölür. Evet, burada artık kıyamete yakın inanmış, iman etmiş olanların, Müslümanların, müminlerin ölümünü söylüyor. Bir rüzgarla ölür diyor. O ve o dediği Hazreti İsa'yı kastediyor. O ve Muhammed ümmetinden olan arkadaşları yani iman ehli. Aynı nefesle temiz bir rüzgarla ölür. Bu rüzgar onlara koltuk altlarından ulaşır ve onlar uyuyanın kendisini hissettiği tarzda bir tat hissederler. Bu tevhile muhtaç, bu zahiri anlamda anladığımız bir rüzgar mahiyetinde olabilir Müslümanların ölümü. Bir olay, bir hadise olabilir. Bilmiyoruz. Burada bu tevil edilebilir yani. Yani sınırlayarak şudur budur deyip bırakmayalım bu işi. Öyle bir şey yapamayız. İbn Arabi'den öğrendik bunu. O zaman Hazreti Ali son direk olmuş olacak. Son kutup olmuş oluyor burada, değil mi? Nereden çıkarttın şimdi bunu? Hatemül Am olmasından yani toplu. Hazreti İsa. Hazreti İsa. Hazreti Ali dedin de ben de diyorum. Hazreti İsa tabii son veli. Aynen. Son direk olmuş. Son direk olmuş. Tabii. Tat hissederler. Şari onu tatlılığı nedeniyle bal diye isimlendirmiştir. Böylelikle Hazreti İsa ve Muhammed ümmetinden olan arkadaşları ölüm esnasında değeri takdir edilemeyecek şekilde ölümden haz duyarlar. O rüzgar
o ölümlerine sebep olacak o rüzgar bir haz, bir lezzet veriyor. Geride tıpkı hayvanlar gibi bir güruh olarak kalan insanlar üzerinde kıyamet kopar. Evet, o müminler öldükten sonra aynı hayvanlar gibi hareket eden, yaşayan insanlar güruhu kalacak dünyada. Hiçbir had, hudut, sınır tanımayan, nefslerinin, nefsi emmarelerinin istekleri doğrultusunda her aklına geleni o şekilde icra eden bir insanlar topluluğu kalacak demek ki. Ve nihayetinde kıyamet onların üzerine kopacak. Ruhul Emin olan Cebrail, peygamberlerin muallimi ve üstadlarıydı. Evet, bakın burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri Cebrail Aleyhisselam'ı nasıl niteliyor? Peygamberlerin muallimi. Hani deniliyor ya, halk arasında konuşuluyor ya, ya işte irşat edici, muallim, mürşid. Mürşid mutlak olması lazım. Bazı güruhta çıkıyor, efendim mürşide ne hacet? İşte her şey ortada, Kur'an ortada, açarım kendim, okurum, anlarım. Efendim böyle bir şey. Cehaletin neticesinde söylenen sözdür yani. Bakın peygamberlere dahi bir muallim gönderiyor Allah-u Teala. Cebrail Aleyhisselam'ı gönderiyor. Namazı nasıl öğretiyor? Yani peygamberin de bir bu manada mürşididir. İrşat etmiş oluyor. Yani bilgiyi mürşid genel manada sahip olduğun bilgiyi aktarman demek. İrşat etmen. Talep edene, bilmeyene aktarman. Bu manada Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'ydi yanılmıyorsam, mürşitlerimden birisi kedidir diyor mesela. Kediyi mürşit yapıyor. Bu kelimenin bu anlamı itibariyle. Neden? İzah ediyor. Bir gün kediyi izledim. Farenin peşinden koştu. Bir deliğe kaçtı, saklandı fare diyor. Ve kedi sabırla diyor farenin çıkmasını bekledi. Saatlerce bekledi. En nihayetinde fare acıktı ve delikten yemek aramak için çıktı. Çıkınca da kedi fareyi yakaladı. Sabrının meyvesini almış oldu. Sabrı diyor kediden öğrendi. Burada kedi mürşit oluyor işte. Evet. Ruhul Emin olan Cebrail peygamberlerin muallimi ve üstadlarıydı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahyin aktarılmasını beklemeden Kur'an'ı okumada acele ediyordu. Bu davranışla da Allah'ın onun talim işini, meleğin kendisini fark etmediği özel yönden, veçihasından üstlendiğini göstermek istemiştir. Allah Teala vahyi getiren meleği bir perde yapmış, sonra kendisine vahyettiği hususta ona şöyle demeyi emretmişti. Ayette şöyle geçiyor. Dilini hareket ettirme, acele okuyacaksın diye. Üstadın karşısındaki saygı böyle davranmayı gerektirir. Çünkü Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Bana edebi Rabbim öğretti. Edebimi ne güzel yapmıştır. Bu da Allah'ın peygamberin öğretim işini üstlendiğini destekleyen delillerden birisidir. Sonra Allah yine pekiştirmek üzere şöyle buyurur. Onu toplamak ve okumak bizim işimizdir. Sen onun okunuşuna tabi ol. Onu açıklamak bizim işimizdir buyurur ayette. Burada Allah kendisinden başkasını zikretmemiş, bu fiilleri sadece kendisine izafe etmiş, tarifte Allah'tan başkasının adı geçmemiştir. Hazreti Peygamber'in de beni Rabbim terbiye etti hadisinde böyle geçmiştir. Hazreti Peygamber Allah'tan başkasını zikretmediği gibi herhangi bir vasıtaya değinmemiş ve meleği zikretmemiştir. Çünkü Allah bize böyle öğretmiştir. Bu durumun bütün gruplardaki peygamber varislerine sirayet ettiğini gördük. Başka bir ifadeyle, şekilci alimlere ve kalp alimlerine bu hal sirayet etmiştir. Öyleyse dolaylı ve doğrudan olmak üzere talim Rabbe, raci, ona dönen bir iştir. Dolaylı veya doğrudan. Bu nedenle melek şöyle der. Biz Rabbinin emriyle ineriz. Evet, melek böyle der. Biz Rabbinin emriyle ineriz. Dolayısıyla en nihayetinde iş Rabbimize dönmüş oluyor. Onun için Resulullah Efendimiz beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiye etti diyor. Halbuki onun
Kur'an ayetleri geldiğinde acele etmemesinin gerektiği hususu bildiren kim idi? Cebrail aleyhisselamdı. Ama Cebrail aleyhisselam ne şekilde bildirdi? Allah-u Teala'nın emriyle. Cebrail aleyhisselam da ne diyor? Rabbinin emriyle ineriz. O zaman iş kime dönüyor? Diyor Rabbine. Evet. Bu bölümde talimin tarzı belli olmuştur. Sonra Allah üstadların öğrencileri karşısında kendilerinde meziyet görmemelerini de hükme bağlamıştır. Üstadlık mertebesi hiçbir kimseyi kendisini ve kulluğunu görmekten habersiz hale getirmemelidir. Kendisine başvurulacak asıl ve ilke budur. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır. Dedik, sohbetimizi burada noktaladık. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Allahümme ağfirli veli valideyye velil mü'minine vel mü'minati el ahyai minhum el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega. Nasirul haqq bil haqq vel hadi ila suratika mustafim ve ala alihi haqqa kadrihi ve miktarihi il azim. Subhanellezi yarani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani, subhanellezi yarani. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulullah, esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah, esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin, salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun, ve selamun alel murselin, velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.